Herkese merhaba. Biliyorsunuz devrik savcılar var. KHK ile atılmış çok sayıda hakim savcı var ve bu isimler aktif bir şekilde sosyal medyada çalışıyorlar. Aynı zamanda da hukuki süreçleri takip ediyorlar. Bunlardan bir tanesi savcı Hasan Dursun. Kendisi doktor olan bir savcı ve sosyal medya hesabından çok önemli bir belge paylaştı. Adalete darbe yapan çeteyi ifşa etti. Çok önemli bir belge, aynı zamanda bir delil. Neydi delil? Adalet Bakanlığı'nın 28 Temmuz 2016 tarihli bir yazısı var. Belgesi küpürü ekranlarda ve fişleme hakim savcılardan oluşan fişleme ve imha timi oluşturulması talimatı var. Ve bu timlerin birinin başında da Bölge İdare Mahkemesi, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Ahmet Cüneyt Yılmaz var. Bu kurulların içerisinde kimler var, neler yapıyorlar ve bunlar fişleme yapıyorlar. Adeta imha edilecek, meslekten atılacak, tutuklanacak isimleri belirliyorlar ve düzenli bir şekilde yapıyorlar. Ve bu fişlemeleri düzenli bir şekilde Müsteşar Kenan İpek'e, Ceza ve Teklifleri Genel Müdürüne, Ceza İşleri Müdürüne ve Personel Müdürüne, Teftiş Kurulu'na raporluyorlar. Ve bunların içerisinde Vedat Ali Tektaş, Muharrem Ürgüp, Aytekin Sarıkaya, Yavuz Enis gibi isimler var. Yani bu adalete darbe yapan çetenin resmi olarak ifşası. Ve elimizde resmi bir belge var. Bu belge fişlemelerin nasıl yapıldığını, bu fişleme kurullarında kimlerin çalıştığını ve fişlemelere göre, siyasi pozisyonlarına göre hakimlerin, savcıların bu listelere eklenerek nasıl görevden atıldıkları, nasıl imha edildikleri, çünkü KHK'lar aynı zamanda bir imha rejimi, sosyal ölüme terk edilen insanlarla ilgili bir durum bu. Ve bunların insanlığa karşı işlenen suçların nasıl organize bir şekilde yapıldığının delili son derece önemli bir belge. Ve bu belgenin bir başka boyutu daha var. O da şu, fişleme ve imha kurullarının nasıl saray tarafından ciddiyetle takip edildiğini, devamlı bir şekilde gözetildiğinin, hani tek defaya mahsus olmadığının da delili. Dolayısıyla hani yargıda yapılan suçlar, az önce 18 Ekim tarihini milat tartışmalı haberi verirken söylemiştim. Bu tip konular hukuk geldiği zaman mutlaka yargıya intikal edecek konular, mutlaka yargıda hesabı sorulması gereken konular. İşte o günkü hukuksal tartışmaların nereye doğru evrileceğine dair önemli bir belgede Savcı Hasan Dursun'un paylaştığı belge. Çünkü tartışmasız bir delil. Bu önemli bir belgeydi. Bunu da ekranlarınıza getirmiş olalım. Buradan bir kulis haberine geçelim. Kulis kısmına geçelim. Şöyle ki, malum HSK, Hakimler Savcı, HSK'ya dilimiz alıştı. Uzun yıllar Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu, daha sonra HSK olarak değiştirildi. Hakim ve Savcılar Kurulu. Bu kurulun birinci daire üyesi Ahmet Avukat Hamit Koca Bey geçtiğimiz günlerde istifa etti. Daha doğrusu ettirildi. Bizzat MHP lideri Bahçeli tarafından. MHP'nin kontenjanıyla HSK'ya seçilen bir isimdi ve Bahçeli tarafından çağrıldı. Kendisine istifa etmesi söylendi. O da emriniz olur baş üstüne dedi ve istifa etti. Bu bahsettiğimiz olay Türkiye'de yargının nerede olduğunu göstermesi açısından çok çok önemli bir gelişme. Düşünün, bağımsız olması gereken, hukukun üstünlüğünü savunması gereken bir yer, iktidar ortağı bir siyasi partinin liderinin talimatıyla istifa ediyor ve bunu emredersiniz şeklinde yapıyor. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Ve bu tartışmanın başka bir boyutu. Ama ben işin kulis kısmına geleceğim. Kulis kısmı şu. Ankara'da uzun zamandır devam eden bir gerginlik var. İktidarla MHP arasında. Normalde MHP ile arasında su sızmayan Erdoğan bir süredir MHP ile arasındaki mesafeyi açmaya çalışıyor. Tabii MHP'liler de bunu görmüş vaziyette. Ne gibi görmüş vaziyette? Çünkü MHP'liler çevresinde de konuşulan şey şu, kulis kısmı burası. Erdoğan rejimi her türlü illegal işini, özellikle yargıda yapılan hukuksuzlukları, düşünün kanser hastası Ayşe Özdoğan gibi herkesin vicdanını sızlatan olaylara imza atan isimlerin MHP'liler olduğunu iddia ediyor. Ve AKP çevresi diyor ki biz yapmıyoruz, aslında bunu MHP'liler yapıyor. Ve MHP çevresi de bu gelişmeleri bir süredir görüyor tabii ki. Ve Bahçeli'nin HSK üyesini istifa ettirmesi aslında bu söylemlere bir tepki. Ve MHP cephesi diyor ki, Ankara kulislerinde konuşulduğu şekilde aktarayım, bütün günahları bize yıkacaklar, kendi ellerini yıkayıp çıkacaklar ve biz yapmadık, MHP'liler yaptı diyecekler. MHP'liler de Bahçeli'de HSK üyesini istifa ettirerek bu
politikadan haberdar olduğunu ve kendilerine yönelik bu kumpasın, bu planın varlığından haber olduğunu göstermeye çalışıyor MHP cephesi de. Bu istifayı da biraz da buradan okumakta fayda var, buradan görmekte fayda var. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere. Kanala abone olur, yayınları paylaşır, bildirimleri açarsanız daha fazla insana ulaşma imkanı da olur. Bu hatırlatmayla bitirmiş olalım.